Amerika ile bir vize krizi yaşanıyor. Sizce bu konuda hükümet haklı mı? Ben haklı buluyorum. Çünkü bu kadar meydanı boş bulmamaları gerekiyor. Bizim de kendimize göre bazı prensiplerimizin olması gerektiğini düşündüğüm için çok doğru ve yerinde bir karar olarak görüyorum. Yani bunlar sanıyorum hükümetin kendi politikaları ama uluslararası anlamda bence hiçbir ülkeyle kötü olmamak gerekiyor. Yani bugün Amerika, işte Almanya, yani bunlar müttefik ülkeler sonuçta. Ana Muhalefet Partisi CHP bu konuda hükümeti suçladı. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Doğru bir yaklaşım mı sizce? Böyle konularda muhalefetin daha yapıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani olayları ayrıştırarak değil, bütünleştirerek sonuca gitmek çok daha akıllıca olur. Ulusal Kanal İzmir'de vatandaşlara Amerika dost mu düşman mı diye sordu. Daha evvelden birisi dost, birisi düşman. Bizden ne istiyor? Bizden bence Türkiye'yi istiyor resmen. Biz Atatürk çocuğuyuz. Atatürk'ümüzün lafı var. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ordulular da Amerika'nın dost olmadığı görüşünde. Bunlar bizim yıllarca Amerika'yı dost bildik ama bunlar her zaman bizim ayağımızın altını, kuyumuzu kazmaya çalışıyorlar. Amerika tarihinden beri Türkiye'nin düşmanı. Bugün değil, ta doğuştan beri düşmanı. Amerika kimsenin dostu olmaz. Amerika'nın çıkarları var. Amerika bizim hiçbir zaman dostumuz olmadı. Olamaz da. Amerika bir çıkar ülkesi. Vize krizinde AKP hükümetine haksız bulan da var. Hükümetin tutumunu hiç beğenmiyorum. Çünkü Amerika, Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkililerimiz Türkiye'de başka konuşuyorlar. Amerika'ya gittikleri zaman başka konuşuyorlar. Tutarlı değil konuştukları. Vatandaş uluslararası sorunlarda siyasi partilerin birleşmesini istiyor. Aslında bu bir parti meselesi değil. Bu ulusal bir vatandaşlık, bir yani herkes tarafında birlik. Yani düşmana karşı her zaman bir olmak lazım. Vatan Partisi her zaman doğrunun yanında. Yani ben izlediğim kadarıyla devamlı.